251. sorudayız. Öncelikle şu yazarlarımızı tanıyalım. Salah Birsel. Salah Birsel, Türk Edebiyatı'nda deneme yazarlığı, şairliği, gezi yazısı türündeki eserleri ve eleştirmenliği ile ün salmış, gazetecilik de yapmış meşhur simalarından biridir. Özellikle mizahi eserleri, ironik dili ve tuhaf anlatım biçimiyle ilgi çekmiştir. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Hacivat'ın koca, Hacivat'ın karısı, e, Boğaziçi şıngır mıngır, Salah Bey tarihi gibi eserleri vardır. Ayrıca Kikirikname ve bir tane romanı vardır. Dört köşeli üçgen. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu eseri anı türünde bir eserdir. Bazı kaynaklarda deneme olarak geçer ama Salah Bey tarihi derken kendi hayatını bir tür deneme ve anı karışımı şeklinde anlatır. O yüzden bazı kitaplar anı bazıları deneme olarak alır. İkisini de baz almamız gerekir. Ee, Ahmet Mithat Efendi'nin gezi yazısı nedir? Avrupa'da bir cevelan. Avrupa gezilerini anlatır. Ee, Ahmet Mithat Efendi kimdir? Hacı'yı evvel, ilkokul öğretmeni falan diye anılan yazı makinesi. Defaatle bahsetmiştik zaten. Bize göre Ahmet Haşim aittir. Ahmet Haşim kimdir? Ahmet Haşim, Türk Edebiyatı'nın akşam şairi olarak bilinen meşhur simasıdır. Saf şiircidir. Bütün şiirlerini aruzda yazmıştır. Sembolisttir kendisi. Şiirleri düz yazılarına göre gayet ağırdır hatta şiirleriyle ilgili, daha doğrusu şiirle ilgili görüşlerini Piyale adlı kitabının ön şiir hakkında bazı mülahazalar kısmında vermişti. başka ne diyebiliriz? Gurbane ilaklakan bir diğer eserinde bir diğer eseri olarak sayılabilir. Şimdi bu mantıkla baktığımızda cevabın adına çıkması lazım. Anı Avrupa'da bir cevelan Ahmet Mithat, bize göre Ahmet Haşim. Diğer şıklardaki bilgileri hemen şöyle bir alalım. Şuradaki türleri biliyoruz. Defalarca bahsettik. Kavgalarım kimin eseri? Kavgalarım. Daha önce bir soruda kısaca bahsetmiştim. Ee, Hüseyin Cahit Yalçın diye bir adam var. Bu adam Servet-i Fünun döneminin en e, politi, polemikçi adamlarından biri. Onun yazdığı meşhur eleştiri türündeki eseri nedir? Kavgalarımdır. Gecelerim kime aittir? Meşhur fıkra yazarı Ahmet Rasim'e aittir. Ahmet Rasim. Mirat-ı Memalik zaten Seydi Ali Reis'e ait. Türk Edebiyatı'nın ilk gezi yazısıdır. Beş şehir Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait. Beş tane şehrin anlatıldığı bir deneme kitabı var. Peki o beş şehir hangisidir derseniz? Ee, hocam biri Konya'dır. Biri Bursa'dır. Biri İstanbul'dur, biri Ankara'dır, biri de Erzurum'dur. Şimdi şuradaki şehirler eğer bir soruda karşınıza gelirse, şu dört şehir Türk devletlerine başkentlik yapmıştır. Konya Selçuklu başkenti, Ankara Cumhuriyet başkenti, Bursa ve İstanbul Osmanlı başkentliği yapmış. Bunların baş, bunların içinde başkentlik yapmayan tek şehir Erzurum'dur. O şekilde belki kafanızı tutabilirsiniz. Cahit Külebi, e, milli edibet zevk ve anlayışını sürdüren şairlerden biridir. E, şiirleri sade hece ile yazılmış. E, günlük dili kullanan, sade bir üslubu olan bir şair. Duygusaldır, yeşere notlar, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda gibi şiirler yazmıştır. Nurullah Ataç döneminin meşhur eleştirmeni, kaleminden kan damlayan eleştirmenidir. Deneme yazarıdır. Devrik cümle dediğimiz yapının Türk Edebiyatı'nda daha doğrusu Türkçe'de kullanılmasının ilk örneklerini veren kişidir Nurullah Ataç. Günlerin getirdiği Karalama Defteri diyelim ki söz arasında gibi eserleri vardır. Suud Kemal Yetkin yine bir deneme yazarıdır. O da Günlerin getirdiğine benzer başka bir isimle eser vermiş. Günlerin götürdüğü. Sabahattin Eyüboğlu bir eleştirmen kendisi. Deneme yazarı, çevirmen aynı zamanda. Ee, Azra Erhat ve, ve, ve Halikarnas balıkçısıyla beraber Mavi Anadoluculuk akımını başlatan bir simadır. Sabahattin Eyüboğlu ile ilgili bilmemiz gerekenler işte Kızıl ve Kara adında... E bir çeviri yapmıştır meşhur e, Batı Edebiyatı'ndan. Sonra İlyada Odise'ye çevirileri yapılmıştır. O ve Azra Erhat tarafından. Yani meşhur bir çevirmen ve eleştirmen olarak alabilirsiniz. Bir de Mavi Anadoluculuk önemli. Devam edelim. 252 Evet. Bu şiirle ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangileri doğrudur? Sahi senden mi doğdum anne? Yollar, nehirler, kuşluk vakitleri dururken. Bir insandan mı doğar bir çocuk? Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı? Kuş olsa, çiçek olsa, günüz olsa kırılmaz mı acıdan bir satmenekşenin boynu? Bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur oldurmadan yağ kanayan yerlerime. Metni okuduk. Lirik, duygusal bir şiir. Biraz da tuhaf bir imge dünyası var Haydar Ergülen'in. Ee, bu şiirle ilgili olarak hangileri doğrudur? Doğal gerçeklik şiir gerçekliğine dönüşmüştür. Doğru. Doğal gerçeklik ne demek? Bir insan başka bir insanı doğurur. Burada beni daha doğursun falan derken kurmaca bir evrene gelmiş. Bu da kurmaca şiirin gerçekliği diyebiliriz. Modern şiir geleneğinin izlerini taşımaktadır. Modern şiir geleneğinin izleri ne olabilir ki? Serbest ölçümü. Eğer öyleyse serbest ölçüye yakın bir ölçü kullanmış diyebiliriz. Ee, ölçüye dayalı bir ahenk kullanılmıştır. Yani serbest ölçü var ama yine de bir ahenk unsuru var. Mesela anne yüreğime yani buradaki annenin tekrarlaması var. Ahenk ölçüsü dediğimiz unsurları bulmak mümkün ki ahenk Sadece redif kafiye ile sağlanmaz. Asonans aliterasyonla da sağlanır. Çağrışım değeri yüksek bir anlatım. Yani imgeli bir anlatımdır diyor. Evet imgeli bir anlatımı var. Çağrışım kelimelerin başka kelimeleri zihnimizde anımsatması demek. Sahi senden mi doğdum anne yollar nehirler kuşluk vakitlerde durur, vakitleri dururken bir insandan mı doğar çocuk derken burada bir imge dünyası yaratıyor. Mecazlamaya gidiyor. Mecazlamaya gidince tabii ki insanın zihninde farklı farklı imgeler hayaller belirir ve bunlara çağrışım değeri denir. O yüzden tamamını doğru almak durumundayız. Devam edelim. 253 Evet. Bilge bögü yünçüdü. Ajun anı yançıdı. Erdem eti yerket Yerke tegip sürtülür. Bu dile baktığımızda, tangır tungur dile baktığımızda İslam öncesi, değil mi? İslamiyet öncesi bir Türk Edebiyatı e, şiir parçası olduğunu görüyoruz. Yani ortalama 8. yüzyıl ile 10. yüzyıl arasında yazıldığını söylemek mümkün. Dil özellikleri çünkü Göktürk ve Uygur dönemi edebiyatını yansıtıyor. Günümüz Türkçesiyle bilgili ve akıllı olanlar kötüleşti, dünya onları ezip hırpaladı, edep ve erdem çürüyüp bozuldu, şimdi yerlere değip sürükleniyor. Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak beşeri bir tema işlemiştir. Beşeri, beşeri insani demek, doğal hayatta, normal hayatta olan şey. Evet. Görülen geçmiş zaman ekinin geçmişte ve günümüzde aynı seslerle ifade edildiği örneklenmektedir. Nasıl yani? Görülen geçmiş zaman eki dı değildir. Geçmişte ve günümüzde aynı seslerle ifade edildiği. Yani diyor ki eski ilk halinde de dı dı var. İkinci halinde de d t var. Bir şey bozulmamış. Doğru. Doğru. Hecenin açık ve kapalı oluşuna dayanan hecenin açık ve kapalı oluşuna dayanan ölçü aruz ölçüsüdür. Aruz ölçüsü İslam sonrasında vardır. İlk aruz ölçüsünü kullanan eser hangisiydi? Kutatku Bilik 1068 11. yüzyıl. Yani daha öyle bir durum yok. Daha İslamiyete geçiş sağlanmamış. Uyakber redif gibi ahenk unsurlarına yer verilmiştir diyor. Aslında uyak ve redife yer verilmiştir diyebiliriz. Ee, çıdı, dı falan kötüleşti. Yun, çıdı. Yan, çıdı. Tın, çıdı. Evet ama şıklar bizim verdiğimiz bilgilerle çok uyuşmuyor. O zaman biz bir yerde bir hata yaptık. Beşeri bir tema işlemiş. Beşeri. İnsani ya da insan hayatıyla ilgili somut bir tema diyebilir miyiz acaba. Bilgili ve akıllı olanlar kötüleşti dünya onları ezip hırpaladı. Erdem ve erde edep verdem ve çürüyüp bozuldu. Şimdi yerlere deyip sürükleniyor. Yani burada beşeri tema mevzusu biraz yoruma açık olabilir. Burada soyut bir konu işlendiği için beşeri değil daha çok ilahi bir tema ya da maneviyatla ilgili bir tema demiş olabilir sorunun yazar ama Açık söyleyeyim çok net bir soru değil. Yalnız şunu söyleyebilirim. Şu çok açık doğru. Yani geçmişte de dili geçmiş zaman. Yani görülen geçmiş zaman. Dı di. Şimdi de dı di. Hacelin açık kapalılığı zaten mümkün değil. Yani böyle bir şey yok. Uyak redif çok açık. O yüzden cevabın deniz olması lazım. Ama dediğim gibi şu çok muğlak bir ifade. Devam edelim. Devam. 254. Evet. Seyit 100 kişiyi 4 yol eyledi. 25 kişi 4 yandan dün bu çoğunda davlumbaz urdular, baskın yaptılar. Frank askeri birbirini kırdılar. Seyit vakit vakit bir taraftan nara vururdu. Erteye değin kafirler birbiriyle cenk eylediler. Cenk arasında battal Simbat'a erişti. Bir vuruş ile yıktı. Üstüne saldırdılar. Ortadan Simbat'ı aldılar. Layin artık durmadı. Kaleye çıktı, kapıyı kapadı. Çerisi sindi, tarum ağır oldu. Bin erin malın aldılar, bir yere topladılar. Seyit yürüdü. Kaleyi dolaştı ki fırsat bula, kaleyi ala. Bir yere vardı, gördü ki su gider. Ol suyu gözetti, su geldi bir deliğe girdi. Seyit eğitti. İş bu hisara gider, eğer çare olursa üç bundan olur dedi. Hemen atın bir yere kodu elbisesini çıkardı Allah'a sığındı o su deliğinin içeri, içeri, su deliğinden içeri girdi gide gide su geldi bir sarnıca döküldü Seyit dahi sarnıca düştü gayet soğuk idi hayli zahmet çekti hele nazar kıldı bir merdiven gördü ki o merdiven taşra çıktı bu parça ile ilgili olarak ki buradaki Seyit ve Battal ifadelerinden anladığımız kadarıyla bu bir batlannameden alınmıştır yani Battalname, Battal Gazi'nin destanlarını anlatan bir e, bir tür nazım türü, bir tür hikaye, halk hikayesi gibi bir destan daha doğrusu İslam sonrası destanlarında. Battal Gazi destanında ne vardı? Abdullah adında bir Emevi komutanı vardı. Bu Emevi komutanı Malatya'da yaşar ve Bizans'a karşı mücadele eder. O kadar meşhur olur ki zamanla Türk destanı gibi anılmaya başlar. Çünkü Türkler Battal Gazi'yi çok sever. Battal Gazi'nin bir atı vardır. Aşk aradında. Bu parça ilgili olarak yargılarından hangileri söylenemez? Olaylar devinim halinde verilmiştir. Devinim hareket demek evet. Olay var, karakter hareket ediyor, savaşıyor. Bu bir devinimdir. Bunu alıyoruz. Hamasi bir üslup. Hamasi, hamaset, kahramanlık, epik üslup demek. Evet gerçekten Battal Gazi yine asıp kesiyor. İslam kültürünün biçimlendirdiği bir üründür diyor Seyit Battal Gazi'nin İslam'la ilgili olduğunu biliyoruz. İslamiyet'ten sonra olduğunu biliyoruz. Peki metnin içinde İslam'la ilgili bir şey görebiliyor muyuz? Var kafirler falan gibi ifadeler geçiyor. Ee, olayları gerçekleştiren şahısla anlatıcı aynı kişidir. Bu mümkün değil. Burada bir yani olayı gerçekleştiren kişiyle anlatıcı aynı kişidir demek kahraman bakış açısı demek. Kişi başından geçen bir şeyi anlatsaydı olurdu ama burada gözlemci bir bakış açısı var. Bu yanlış. Oğuz Türklerinin kendi aralarındaki mücadele içermektedir. Hayır. Oğuz Türklerinden bahsetmiyor. Kafirlerden bahsediyor. Yani Müslüman Emevilerle Bizans arasındaki ya da kafirler diye anılan karşı taraftaki insanlarla yapılan mücadeleyi anlatıyor. O yüzden cevap 4 ve 5. Çünkü 1, 2, 3'ü bulmuştuk. Hangisi söylenemez diyor. Devam 255. Evet. Hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? 17. yüzyılda usta sanatçı Fuzuli'nin oluşturduğu Bengübade adlı yapıt mesnevi türünde ve Azerbaycan Türkçesi ile yazılmıştır. Yani Azeri Türkçesi Fuzuli'nin en önemli alameti farikası yani onu farklı kılan özelliğidir. Tabii ki bu bir mesnevidir. Bengü bade nedir? Beng ve bade beng. Yani afyon afyon bir tür uyuşturucu bade şarabı temsil ediyor. Bu bir nasıl desek alegorik bir eser. Yani afyon mu şarap mı diye ikisi hangi ikisi daha iyi, hangisi daha iyi kafa yapar gibi bir kıyaslamaya gidiyorlar ama buradaki mevzu afyon ve şarap değil. Bunlar birer hükümdarı temsil ediyor. Bank afyon, Şah İsmail'i temsil ediyor. Şarap, ikinci Bayezid'i temsil ediyor. Yani Osmanlı hükümdarı, ikinci Bayezid, Yavuz'un babası. İkisi birbiriyle karşılaştırıyor. Sonunda Şah kazanıyor tabii ki. 17. yüzyıl ifadesi yanlış çünkü Fuzuli 16. yüzyıl şairlerindendir. Buradaki yanlışlık birinci öncül. Devam edelim. 256. Evet. Şimdi panel. Panel nedir hocam? Panel şu. Şurada bir tane masa düşündün. Masanın etrafında 5 ila daha doğrusu 3 ila 5 arasında değişen bir uzman konuk. Burada bir başkan. Başkan bir tür sunucu gibi düşünün. Bunlar bir konuyu ele alıyor ve o konu hakkında konunun enine boyuna tartışılması ve anlaşılması için fikirlerini beyan ediyorlar. Tartışma havasında geçiyor aynı zamanda şurada izleyiciler olabilir seyirciler olabilir. Panelin sonunda izleyiciler buradaki e, konuklara sorular sorabilirler. Buradaki Oturum başkanı da daha doğrusu buradaki panel başkanı da bunlara süre verip sırayla konuşturabilir. Bu tür ee, sözde anlatım türlerine panel denir. Şimdi panel eğer sonunda soru-cevaplı bir hale dönerse, eğer seyirciler kendi aralarında da soru-cevap sorup birbirlerine cevap verirlerse, bu sefer iş foruma döner. Yani forum panelin biraz daha seyirciye aksamış soru cevaplı halidir diyebiliriz. Konferans ne demek hocam? Uzman bir kişinin bir kişi konuşuyor. Yani buradaki buradaki e, panele pek benzemez konferans. Konferans biraz farklı bir e, şekilde yapılır. Şurada bir salon var genellikle. Büyük bir salon. Bir sürü dinleyici, izleyici vardır. Kişi kürsüye çıkar. Kürsüde konuşmaya başlar. Kişi uzman bir kişidir, alanında uzmandır ve bir konuda genellikle akademik ya da sanatsal bir konuda bilgilerini aktarır karşı tarafa. Söylev nutuktur. Nutuk nedir arkadaşlar? Kendi içinde çe çeşitli türleri vardır ama en e, bariz özellikleri bunlardır şu türlerin. Halkı galeyana getirmek, kitleleri coşkulandırmak için bir kişi tarafından azın şey, e, halka yapılan, e, duygulu ve coşkulu konuşmalardır. E, nutuklar ayrılır mesela e, askeri nutuklar, siyasi nutuklar, dini nutuklar gibi. Yani kısacası günümüzde yapılan siyasi propaganda konuşmaları bir tür söylev türüdür. Yani Erdoğan çıkıyor e, otobüsün üzerine, önünde binlerce kişi onlara sesleniyor ya da platform var kürsü var oraya çıkıp konuşuyor. Röportaj daha önce anlatmıştım önceki sorularda yine anlatayım. Röportaj bir bilgi edinme türüdür. Araştırma, inceleme, belge, fotoğraf, sözlü konuşma, soru, cevap gibi bir sürü materyali ve yan kolu bulunan, yan aracı bulunan bir tür araştırma inceleme yöntemidir. Sokak röportajı diye insanlara mikrofon uzatıp konuşmak röportajdan çok mülakat gibidir o. Sunum klasik bir kişinin slaytlar yardımıyla ya da klasik yöntemle tahtta ders anlatması gibi sunmaktan gelir zaten. Ey Türk ordusu iklimden iklime diyardan diyara koşan gazadan gazaya geçen zabiti. Sen eski Roma lejyonlarının başında meçhulden meçhule giden kadim kahramanlar gibisin. Yani burada bir coşkulu konuşma var. Bu bir nutuktur tabii ki. Diğer adıyla söylevdir. Devam ediyoruz. 257. Bu özelliklere uygun dörtlük aşağıdakilerden hangisidir? Koşma nazım biçiminin örneklenmesi. Koşma nazım biçimini biz nasıl anlarız? Hocam koşma genellikle 11'li hece ölçüsünden çıkar. Konusu aşk, doğa, kahramanlıktır. Yergi içerikli koşmanın türleri vardır. Konusuna göre koşmanın türleri nedir hocam? Eğer lirik bir konuysa güzelleme. Eğer... Ee... Epik bir konuysa koçaklama yani epik destansı kahramanlık. Eğer yergi içerikli bir eleştiri ise taşlama denir. Eğer ölümü anlatıyorsa ağıt denir hatta. Bulunduğu şiirin ilk veya son dörtlüğü değildir. Hocam ilk veya son dörtlük olmamak ne demek? Biz son dörtlüğü nasıl anlarız? Tabii ki mahlastan anlarız değil mi? Tapşırma denir buna hatta. Tapşırma. Tapşırma ne demek? Mahlas demek. Tapşırma mahlas demek. Hocam mahlası görürsek son dörtlüktür. Peki ilk dörtlüğü nasıl anlarız? İlk dörtlükler genelde çapraz uyaklı olur. Yani şöyle bir koşma düşünün. Birinci dörtlüğü şöyle veriyorum arkadaşlar. Bir dakika lütfen. Ş şöyle çapraz uyak gider. Bu birinci dörtlük. Sonraki dörtlükler genelde şöyle düz uyak gider. Yani şurada A B A B sonra sonra C C C B sonra D, D D D B şeklinde gider. Yani ilk ve son dörtlük olmayacak onu biliyoruz. O zaman mahlas olanları eleyelim dersek şuradaki Seyrani bir mahlastır. Mahlastan gitti. A'ya baktığımızda bir çapraz uyak var mahkeme meclisi icat olduğu çeşme-i rüşvetin ahmaklığından, kaza bela ile alem dolduğu kazların kadıya uçmaklığından. Bu bir çapraz yok. Bu bir ilk dörtlük. İlk dörtlük olduğu için bu da gitti. İlk ve son dörtlük olmayacak. Yergi olacak. Koşma olacak hocam. Mesela şuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'li semaya gider. Koşma olamaz bu da gitti. Şimdi iki tane kaldı. Hep ağaçlar uçmak donun yerler, aşıklar da birbirlere uyarlar. Suda e, kalmış şimdi taşlar kayarlar. Kayalar hep ırmaklar ser olduğu zamandır. Burada bir yergi yok. Yergi olmadığı için bunu da eliyoruz. 3 parmak noksan ölç ölçersen kile. Tatlı söz konuşma bir kimseyle. Dört kuruşa sekiz kuruş et hile hile karlık hoş sanattır usanma. Burada bir ne nasıl bir durum var? Yergi. Hile karlıktan usanmış adam bayağı bir sallıyor. Eleştiriyor yani yergi. Hocam ilk dörtlük değil bu bir düz uyak. Çapraz uyak yok. E yok son dörtlük de değil. 11 hece ölçüsü olduğu için koşma bütün şartları sağlıyor. Bu çok öğretici ve orijinal bir soruydu gerçekten. 258. soru. Evet. Bu arada sorular 400 400 soru kadar olacak evet. 400 soru kadar olacak. Emin olun o 400 sorunun baştan sona tekrarı ve not alınması edebiyatta karşınıza çıkacak. 5 tane paragraf sorusunu eleyelim. 19 tane sorunun en kötü ihtimal 18'ini aynı bilgilerle verecektir. Yani çok 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 uç bir ihtimalde 2 tane kaçar. Yani ben kaçmasını beklemiyorum ama yani sadece bunları çalışıp not alsanız ve az buçuk edebiyat temeliniz olsa çok rahat edebiyattı geçersiniz. Ee, ne diyor burada? Yoksun derunu sine ünsi peride da nar-ı firak -i şah Süleyman-ı Kamran Saadetli Padişah Sultan Süleyman'dan ayrılma ateşi insanların ve alemin gönüllerinde dağlar yıksın. Bu bakinin kanuni mersiyesidir. Kıldı firazı küngüre arşı cilve layık değildi şanına hakka bu haktan. Arşın en yüksek katında mekan tuttu gerçekten de bu yeryüzü onun şanına layık değildi diyor. Kanuni mersiyesi olarak anılan bu şiir 16. yüzyılda oluşturulmuştur. Divan edebiyatının önemli ürünlerinden olan bu eser mesnevi nazım biçiminin en güzel örneklerindendir. Baki'ye ait olan bu şiirde Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünden duyulan üzüntü lirik bir biçimde dile getirilmiştir. Verilen beyitlerin ilkinde mübalağa sanatı vardır. İkinci beyitte ise Arapça farça tamlamalarının yüklü olduğundan ağır bir dile sahiptir. Ağır bir dile sahiptir bilgisi kesinlikle doğru. İlkinde mübalağa abartı sanatı var. Evet ne diyor burada? Saadetli Padişah Sultan Süleyman'dan ayrılma ateşi insanların alemlerin gönüllerine dağlar yıksın. Abartılı bir e, durum söz konusu. Baki'ye aittir. Evet Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine yazılmıştır. Kesinlikle şöyle hemen geliyoruz geriden. Divan Edebiyatı'nda önemli ürünlerinden olan bu eser mesnevidir. Hayır arkadaşlar bu çok uç bir bilgi. Bu e, Kanuni Mersiyesi dediğimiz e, şiirin türü e, terkibi benttir. Çok ilginç ama öyledir. Terkibi bent şeklinde yazılmış bir e, Mersiye'den bahsediyoruz. O yüzden bu bilgi yanlış. Zaten birinci bilgi doğruydu. Cevap ikinci öncül yani Adana. Bu da güzel bir soruydu. 259 İlk İslami ürünler Hakaniye lehçesiyle yazılmış. Hangisinin buraya getirmesi beklenemez? Hocam bunların neredeyse tamamı ilk ürünler. E, biz Kutatku Bili'yi buraya getirebiliriz. Divan-ı Hikmet'i getirebiliriz. Kitabı Dede Korkut'u getirebiliriz. Atabet-i getirebiliriz. Divan-ı Türk'ü getirebilir miyiz? Getiremeyiz. Neden? Çünkü, çünkü, çünkü Divan-ı Türk Arapça yazılmış bir eserdir. Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış bir sözlüktür. Bunu nasıl getireceğiz ki? burada dede Korkut kitabından bahsetmek istiyorum dede Korkut kitabı ile ilgili bilmemiz gereken en önemli özelliklerden biri 12 hikaye bir önsözden oluşmuş olması nazım ve nesrin karışık olarak verilmesi Türklerin kendi içinde ve diğer boylarla diğer Ruslarla yaptıkları savaşların anlatılması ve 13. hikayenin bulunmuş olması 13. hikaye bulunduğu bazı kaynaklar hala güncellenmediği için onu vermiyor olabilir ama 13. hikaye bulundu. Neydi 13. hikayenin adı? Salur Kazan'ın ejderhayı öldürmesi 2018 yılındaydı galiba 10, 13. hikayenin bulunması. Bu da aklınızda olsun. Devam edelim. 260 bu videonun son sorusu. Roman yazarın Rodos Adası'nda sürgün olduğu yıllarda oluşturduğu bir eserdir. Yazar bu romanında iki tipin çatışmasını anlatır ve romanda Felatun Bey batıya özenen, halktan uzaklaşan ve alafranga davranışlarıyla günüş duruma düşen bir tiptir. Rakım Efendi ise akıllı yeniliklere açık eğitime önem veren çalışkan bir tiptir. Yazarın kendi yaşamının bir yansımasıdır Rakım Efendi. Tamam. Yukarıda söz edilen romanla ki Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi. Bunu anladınız zaten. Tanzimat ikinci dönem ürünü değil birinci dönem ürünüdür. Hatırlayın. Roman namı Kemal tarafından yazılmamıştır. Bu da yanlış. Yani şu an iki tane yanlış bilgi var elimizde. Romantizm akımı var. Evet çünkü sanat toplum içindir anlayışıyla yazdığı için. Halkı eğitmek için bir araç olarak gördüğü için romanı Ahmet Mithat tabii ki romantiktir. Edebiyatımızda ilk telif roman. Telif. ilk telif derken ilk yerli roman anlamında kullanıyor. İlk telif roman bu değildir. İlk telif roman taşık Talat ve Fitnat'tır. Şemsettin Sami'ye aittir. Bu bilgi de yanlış. Tek doğru bilgi Bursa. Hadi bakalım bir sonraki soruda görüşmek üzere.